Efendim şimdi İstanbul Fuar Alanı'ndayız. Ömer Erdem'in ziyaretçisiyiz. Fuarla ilgili kendisinden bilgi isteyeceğiz. Efendim hoş geldiniz programı. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Fuarda yenilikleriniz nedir efendim? Bu fuara giriş amacınız nedir? Bununla ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Biz 32 yıllık bir kuruluşuz. 31 yıldır da fuarlara katılıyoruz. Kimya fuarı bizim yıllardır katıldığımız bir fuar idi. Bu otel lobilerinde başladı 31 yıl önce. Sonra Türkiye'de birkaç tane kimya fuarı birden oluşmaya başladı. Katılımcı olarak biz tabii şaşırdık hangisine katılacağız. Sonra insanları küstürdüler, kimse katılmamaya başladı. Bu firmalar yok oldu. Şu andaki firma bunu gayet güzel götürüyor 2 yılda 1 olarak. Ama biz 2010 yılından beri kimya fuarına katılmıyor idik. Ancak bir yenilik oldu kuruluşumuzda. Temsilcisi olduğumuz Sartorius firması 147 yıllık bir kuruluştur. Hassas terazileriyle çok meşhurdur dünyada. Hatta ilktir dünyada. Terazi mi üretiyorsunuz efendim? Şimdi bu temsilcisi olduğumuz firmanın esas ürünü hassas terazidir. Dünyanın en hassas terazilerini üretir ve rekorlar kitabındadır bugün. Yani tükenmez kalemle koyduğunuz noktada bıraktığınız mürekkebi tartabilen terazi üretirler. Şimdi Sartorius'un ürünleri iki gruptadır. Bir filite ya da biyoteknoloji dediğimiz, biyoproses dediğimiz bir grupta. Diğeri de laboratuvar kısmıdır. Bunlar ayrı şirkettir Sartorius'un ana çatısı altında. Biz biyoproses ürünlerinin temsilcisiydik. Ancak Sartorius bu laboratuvar ürünlerinin de temsilcisi olmamız konusunda bir adım attı bu yıl. Ve bu sorumluluğu bizim sırtımıza bıraktı. Biz de bu sebeple tekrar bu kimya fuarına girmeye karar verdik. Arkadaş inşallah çekiyordur bunu. Benim özel hobimdir ağaç işleri. Bu stand çok dikkat çekici zaten. Daha önce girdiğimiz fuarlarda daha küçüktü bu. Bir tarafı da duvara yaslanırdı. Bir sundurma şeklindeydi. Bunları ben yapıyordum atölyemde. Ama bu kadar büyüyünce artık yapamıyorum. Marangoz yapıyor bunu. Burada her şey tabiidir. Yerdeki ağaç tabiidir, direkler tabiidir, üstteki bez tabiidir. Yani plastik kullanmamaya çalışıyoruz. Ofisimiz de böyledir bizim, hiç plastik yoktur. Klimaların kasaları dışında plastik yoktur bizde. Tamamen doğal ahşap o zaman. Evet efendim. Şimdi burada ikram ettiklerimiz de hep doğaldır. Günlük harcı alem yalnız tartım için kullanılan teraziler, nem tayin cihazları. Onlardan
bir sınıf daha yukarıda olan, hassasiyeti bir sınıf daha yukarıda olan teraziler ve sonunda da bu tür çok hassas teraziler vardır. Bakın noktadan sonra 6 hane. Yani bu gram ölçüsünden gramın 1 milyonda birini tartar. Gördüğünüz gibi bu şekilde dışarıdan etkilenmemesi için açılır, kapanır. Bu arada aslında biz hassas terazilere ağırlık verdik. Ama bunun dışında... Amaç burada hassas teraziler. Yani bu fuarda dedik ki hassas terazileri öne çıkartalım. Ama bizim ultra saf su cihazlarımız da var burada. Bunlar da rakiplerinden çok önde bir sistem. Bunlar hakkında sistemdir. Bilgi verebilir misiniz efendim? Şimdi laboratuvarda yapılan analizlerde muhakkak, daha doğrusu genelde, saf su kullanılır. Saf su deyince genelde halk arasında bilinen distile sudur. Distile su aslında saf su değildir. Analitik amaçlı kullanılıyorsa ultra saf su tabir ettiğimiz, yani içinde hiç başka bir şeyin olmadığı kabul edilen, daha doğrusu insanoğlunun bugün becerebildiği en saf suyu üreten cihazlardır. Bunlar önce başladım ben çalışmaya. Ebadı bu kadar değildi. Çok büyüdüler 32 yılda. Örneğin şu pipetleri Finlandiya firmasıymış. Evet. Oradan satın aldılar. Bunun da isim hakkını da mı aldılar? Yani kendi. Yok, komple satın aldılar. Komple yani satın. Firmayı satın aldılar. Hı hı. Bunun temsilciliğini de yine biz yapmak durumundayız. Laboratuvarda kullanılan işte efendim havada mikroorganizma tayini ya da bir sıvının steril olup olmadığını test edebildiğimiz tamamen kapalı devre sistemler. Bu tür filtreler çok kıymetli ve steril ürünler için kullanılır. Steril ürünü siz bir daha kullanmazsınız. Çünkü kontaminasyon riski vardır. Evet. Dolayısıyla bu sizle bu filtrenin geçimli olup olmadığını biz valide edebiliyoruz. Bunun için bir laboratuvarımız var.
Bu filtreler mikroorganizmaları tutma kapasiteleri, tutma özellikleri vardır. Ama en büyük özellikleri de test etmeleridir. Dolayısıyla ilaç üreticileri, daha doğrusu sıvı ilaç üreticileri, steril sıvı ilaç üreticileri gerek süzümden önce gerekse süzümden sonra filtrede herhangi bir bozulma, hasar meydana gelmiş mi bu cihazla öğrenebiliyorlar. Ama bugün Türkiye'de artık filtrenin kullanım öncesi sonrası test edilebilmesinin yanı sıra bir boyut daha ilave edildi. Sağlık Bakanlığı da bu konuda yeni bir oluşum içinde. Kullanılan filtrelerin validasyonunu yapıyoruz. Bu validasyonlar uzun bir çalışmadır. Bir kısmını Türkiye'de biz gerçekleştirebiliyoruz. Yapılan hizmet aslında şudur. Bu sizin ürününüzle bu filtre ne kadar geçimlidir? Geçimli midir? En fazla verim bu filtreden bu sıvıyla birlikte nasıl alınır çalışmasını biz kendi laboratuvarlarımızda gerçekleştirebiliyoruz Türkiye'de. Bunun daha ileri safhaları var. Onlar için ürün Almanya'ya gidiyor. Orada gerçekleştiriliyor bu. Son olarak fuarla ilgili bize söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Teşekkür ederim. Buralara kadar geldiniz. Sağ olunuz, çektiniz. İnşallah kameraman arkadaşım bizim bu standı kurarken verdiğimiz kıymeti, değeri yansıtabilmiştir ekranlara. Çünkü gördüğünüz gibi burada her şey tabiidir. Bu ağaçları özellikle Ladin olarak seçtik ki beyaz olsun diye. ...1983 yılında doğru basınları içinde Çamlı bölgesinde ufak bir seyir arabayla başladık. 3 yıl devam ettikten sonra, müşterimizin çoğalmasından ve talebinden dolayı 1986 yılında yerleşik üzere geçtik. Türkiye'de ilk popülist salonunu ben açtım. 2005 yılında Kaptal Popülist Sofrası Şaban Usta adında markamızı teşkil ettirdik. Artan talep üzerine yine Borova sınırları içinde Çamlı bölgesinde ikinci
şubemizle kokoreç sektörü üzerinden hizmetlerine devam etmekteyiz. Kartal kokoreç toplasının mamullarının yapılışında Balıkesir yöresinin süt kuzusu işlenmektedir. Çok kokoreççinin bilmediği süt kuzu sadece kuzunun erkeğinden olmaz. Özelliklerimizden bir tanesi, yanımızda 4 yıldır çalışan bir bayan ustamız. Türkiye'de bir ilk. Kendimiz yetiştirdik. Şu anda müşterimize bu hizmet veriyoruz. Kartal kokoreç sofrası Şaban Usta olarak Bolu'da sınırı içinde amatör kümek kulüplerimize destek amaçlı sponsorluğumuzu sağlıyoruz. İleriye dönük öncelikle İzmir'in her semtinde birer kartal kokoreç sofrası şubesi açmak, daha sonra gelişecek, oluşacak taleplere göre Ege bölgesine yayılmak. Kokoreç deyince akla ilk gelen kartal kokoreç sofrası Şaban Usta'ya tüm İzmir halkını davet ediyorum. Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Şu an cennetten bir köşedeyiz. Dalyan'dayız. Muğla Dalyan'dayız. Yanımızda Remzi Restoran işletme sahibi Remzi Bey var. Remzi Bey, programımıza öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle sizi biraz tanıyalım. Daha sonrasında bu başarı öykünüzü hep beraber sizden dinleyelim. İsmim Remzi, soyadım Yıldız. 1970 Ünye Ordu doğumluyum. 11 kardeşin biriyim. Turizm okudum. Sonra 89'lardan sonra turizmde işletme yapma, müdürlük yapma gibi bir imkanım oldu. Ege bölgesinde çok yerde çalıştım. Yani Kuşadası, Antalya, Side, Alanya, bu tarz yerlerde piştikten sonra tesadüf eseri Dalyan'a geldim. Bir arkadaşım sayesinde. Davet olarak geldik. Ve Dalyan hayatım başladı. Tarih 1990. O tarihten bu tarafa Dalyan'da ikametgah ediyorum. Ve Dalyan'ı çok sevdim. Aile yetiştirilebilecek güzel bir beldemiz. Ama ne yazık ki Türk turistimiz, Türklerimiz açısından çok fazla bilinen bir bölge değil. Onun için üzülüyoruz ve herkesi Dalyan'ımıza davet ediyoruz ki gelsinler, görsünler, Türkiye'de böyle güzellikler var. Uzun yıllar otel müdürlüğü yaptıktan sonra kendi adıma kendi işletmemi kurdum. Restorancılıkla başladık ama baktık ki turizmin bir handikapı var. 6 ay çalışıyorsunuz, diğer 6 ay boş geçiyor gibi bir durum var. Bunları yok etmek için başka bir şeyler yapmak zorunda kaldık. İşte kendimizi başka şeylerde geliştirdik. Bunlar işte inşaat sektörü. İnşaat sektörü başlayınca insanlara ev yapıp villalarını yaptıkça o sektörün doğurduğu diğer yardımcı sektörler ortaya çıktı. İşte onlara bakma, onlara müşteri bulma gibi sektörler devreye girdi. Bunları da yapmak gerekiyordu. Bunlara da girdik. Onları da yapıyoruz. Turizm bu sene için kötü görünüyor. Yalnızca Dalyan'ımız için değil, ülkemizin bütün turistik bölgeleri için geçerli. Devletten bu konuda tabii ki her bölge gibi bizler de yardım bekliyoruz. Önümüzü açmalarını bekliyoruz. Önümüzü hiçbir konuda kapatmaları değil. Restorantımız aile restorantı. Ailecek çalıştırıyoruz.
Burada yerel bilinen yemekler kullanmaya çalışıyoruz. Beğenilmeyen yemeklerden yapmak istemiyorum açıkçası. Daha fazla yöresel tatları, daha değişik olan yemekleri tercih ediyorum turistlere vermek için. Bonfilesini gitsin kendi ülkesinde yesinler. Ama ben buradaki lezzetlerden tattırmak istiyorum. Sizin de tattığınız üzere çok değişik yemeklerimiz var. Arzu eden herkes buyursun gelsin. Bu yemeklerimizden seve seve tattırmak isteriz. Peki Remzi Bey, bundan sonraki hedefiniz nedir? Bundan sonraki hedefim önümüzdeki sektörlerde, tabii birkaç dalda uğraşıyorum. Yani bunun içerisinde işte inşaat sektörü dışında, villa sektörü dışında, tur sektörüne de tam olarak girmeyi hedefliyorum. Bunlar da başarılı olduktan sonra biraz daha farklı düşüncelerimiz var. O biraz zaman alacak bir şey. Dalyan'a ve bu civara golfi getirmeyi düşünüyoruz. Golf bağlantılarını İngiltere bazında yaptık. Umarım golf turizmi de gelecek. Bu bölgeye turizmi 3-5 ay daha fazla bir turist. Çünkü golf daha fazla, buraların sıcağı fazla olduğu için daha fazla kışın gelecek turistlere de oynanan bir oyun. Yazın çok sıcak olabilir konu itibariyle. Bunu da başarırsak hedeflerimin %80'ine 90'ına ulaşmış oluyoruz. Tatil yapmak isteyen izleyicilerimize ne gibi mesajınız var? Tatil eğer Dalyan'da yapılırsa, evet, Dalyan'da, özel oluyor. Çünkü diğer beldelerimiz de biliyoruz. Bize göre diğer beldelerden farkımız, henüz ne derler, Türkçe karıştırıyoruz yabancılarla, çok fazla münasebet ettiğimiz için. Yani commercial dedikleri olay henüz Dalyan'da gerçekleşmedi. Yani bozulma olayı Dalyan'da henüz olmadı. Dalyan henüz yıllardır, 27 sene önce geldiğim karakterini hala koruyor. Henüz bir köy pozisyonunda, büyük devasa işletmeleri yok. Yani işletmesi en fazla iki katlı ve bu şekilde kaldığı sürece Dalyan'ın turizminin çok uzun yıllar süreceğini düşünüyoruz. Bu da zamanında alınmış özel kararlardan geçiyor. İki katın üzerinde inşaat ruhsatı verilmiyor. Ve bizler bu olayın bu şekilde olduğu için memnunuz. Çünkü Dalyan'ın turizm hayatı bir Marmaris'e göre, diğer Bodrum'a göre, yani başka Antalya'ya göre çok daha uzun yıllar sürecektir. İnsanların bunu istediğini biz kendimiz gözümüzde keşfediyoruz, görüyoruz. İnşallah bir gün Türk turistlerimiz de bunu en az bizler kadar zevk alarak buraya gelecekler. Ben bundan eminim. Mayıs 1977 doğumluyuz. 1996 yılında Trakya Üniversitesi Yüksekokulu Muhasebe Bölümü mezunuyuz. Bu mesleğimize atıldık akabinde 1998 yılında. 2002 yılına kadar minibüsçülük ve personel taşımacılığı yaptıktan sonra 2002 yılında şoförlü odası genel sekreterliğine başladık. 2012 yılında TETAŞ AŞ'yi kurarak Tekirdağ ilinde ve bu olayında şu an özel halk otobüs taşımacılığı görevini yapmaktayız. Aynı zamanda
Kendi işimizde de minibüsçülük ve personel taşımacılığına devam ediyoruz. Tekirdağ Taşımacılık AŞ, Tekirdağ'da 2012 yılında kurulmuş, 320 ortaklı, ödenmiş sermayesi 10 milyon olan bir firmadır. Tekirdağ Taşımacılık AŞ'nin filosunda şu an 90 tane araç mevcut. 2012 yılında başladığımız taşıma işine 2013 model araçlarla başladık. Arkasından 2014 yılında Bolu Belediyesi'nin açmış olduğu bir taşıma ihalesi vardı, 20 araçlık. Onu alarak oraya da bir 20 araç aldık aynı marka araçlarla. Tabii Tekirdağ şehrimizde, Süleymanpaşa ilçemizde taşımacılık yapmaktayız. Özel halk otobüs taşımacılığı yapmaktayız. Şehrin ihtiyaçlarına binaen alçak tabanlı, tamamen özürlü rampalı, çağın gereksinimi olan araçlardan şu an 20 tane araç aldık ve otobüs filomuza 5 tane daha ilave yaparak Tekirdağ ilinde 75, Bolu ilinde de 20 adet araçla özel halk otobüs taşımacılığı faaliyetine devam etmekteyiz. Dezenfekte olayı bildiğiniz gibi otobüslerimizi birçok insanımız, birçok vatandaşımız kullandığı için zamanı geldiğinde temizlenmesi gerekiyor. Biz de burada hatlardan araçlarımızı çektiğimiz anda dezenfekte ve temizlik işlemi başlıyor. Saat 11.30'dan sonra sabah 6.30'a kadar yaklaşık 7 personelle bu işlemi yapıyoruz Tekirdağ'ında. Bol elinde de 2 tane personelimiz bu işe ayırdık. Halkımızın ve vatandaşlarımızın sağlığını düşünerek böyle bir temizlik anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. 16 adet hatta 70 adet araç ile taşımacılık hizmeti vermekteyiz. Sabah 6.30'dan gece 12 arasında yoğun bölgelerde araç artışı yaparak taşımacılık hizmetine devam etmekteyiz. Az önce de dediğim gibi araçlarımızın tamamı özürlü rampalı ve araçlarımızın tamamı 65 yaş üstü taşımaya uyumlu olduğu için tüm devletimizin sağladığı imkanlardan yararlanan vatandaşlarımıza ücretsiz taşımalarını da yapmaktayız. İşte günlük yolcu kapasitemiz yaklaşık olarak 40 ile 45 bin arasında günden güne değişiklik göstermektedir. Bu konuda da faaliyetlerimize devam ediyoruz. Genç bir firmayız, yeni bir firmayız. Tekirdağ halkında hepimizin kusurları vardır. Bunları karşılıklı diyalogla çözebileceğimizi hepimiz biliyoruz, inanıyoruz. Bizlere destek olmalarını bekliyoruz. Ve bugüne kadar yapılan desteklerden dolayı da teşekkür ediyoruz. Bendis Alışveriş Merkezi 8. ayın 1'i itibarıyla bu yıl 2016 yılında kurulmuş, açılışını gerçekleştirmiş olan bir alışveriş merkezi. Bendis Alışveriş Merkezi Trakya bölgesinde açık alana sahip, kullanım kapasitesi en yüksek alışveriş merkezidir. Burada Türk ve dünya markalarından içeride 50'yi aşkın marka bulunmaktadır. Bu markaları bölge halkıyla buluşturmak bize ayrıca mutluluk vermektedir. Şimdi bilindiği üzere Keşan'da bir sinema salonumuz yoktu. Ciddi bir eksiklikti. Bu uzun yıllardır insanlara sosyal ve kültürel alanında çok fazla bir şeyler katamıyorduk. Keşan'da olmadığı gibi Keşan'ın çok yakın ilçelerinde İpsala, Malkara, Uzunköprü, Gelibolu, Enez gibi yerlerde de sinemadan yoksunuz. Dolayısıyla bu bölgenin toplam nüfusu da belli bir yerlere dayanıyor topladığımızda. Biz bu sebepten dolayı Keşan'da sinema eksiğini fark ettik ve sinemanın olması gerektiğini düşündük. Evet, Bendis AVM bünyesinde 6 salon bir sinema yaptık. Sinema salonlarında ciddi bir yatırım gerçekleştirdik. 4K, 3D sinema sistemlerini getirdik buraya. Gümüş perdeden filmler izlenecek. Bu da tabii görüntü kalitesini arttırıyor.
Sadece gayemiz bir sinema salonu eksiğini gidermek olsaydı, biz bu sinema salonunu iki salon yapar, sadece eksiği giderirdik. Ama altı salon sinema yapmamız, bölgedeki yaşayan insanlarımıza ayrı bir değer verdiğimizi, onların daha rahat film izlemelerini sağlamak, onlara daha fazla seçme şansı, film seçme şansını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Bu sebeple içeride çok güzel sinema salonları oluşturuldu. Onlar da 10. ayın 28'i tarihi itibariyle zaten salonlarımız faaliyete girecek, sinemaları izlemeye başlayacaklar. Bunun da bölge halkımıza çok önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz.